Değerli hocalarım, meslektaşlarım, değerli katılımcılar, müstakbel akademisyenler, Motif Akademi Halk Bilimi Okulu'nun 10.'su ile tekrar bir aradayız. Araya pandemi girdiydi, işte şu girdiydi, bu girdiydi. Bir de alışkanlık yaptı, online olması özellikle İstanbul dışından, yurt dışından katılacak olan katılımcılarımız açısından kolaylık sağladığı için bu yılda bu toplantımızı, bu okulumuzu online bir şekilde yapma kararı aldık. Elbette ki yüz yüze olmak, samimi bir ortamda bulunmak mutlaka bundan daha iyidir. Mutlaka her türlü avantaja sahiptir ama da bir de ülkemizin içinde bulunduğu ve dünyanın da içinde bulunduğu ekonomik şartları da dikkate aldığımızda haliyle katılmak isteyen öğrencilerimizin veyahut da genç akademisyenlerin katlanmaları gereken bir masraf söz konusu olacaktı. Bunu da dikkate alarak özellikle bu şekilde devam etmekte, en azından bu yıl itibariyle bu şekilde yapmak düşüncesi hasıl oldu ve bu yönde karar aldık ama İnşallah biraz rahatlama olur da, gerçi yakın planda pek öyle bir şey görünmüyor gibi ama haliyle katılımcılarımızın çoğu yüksek lisans doktora öğrencisi veyahut da buna aday olan öğrencilerimiz. Tabii bir taraftan kendi geçim kaygıları, diğer taraftan bu tür çalışmalarına zaman ve imkan ayırmak durumunda oldukları için de onlara da kolaylık olması açısından bu şekilde planladık, bu şekilde düşündük. Umarım bu da faydalı olacaktır. Umudumuz odur. Hem bu katılımcılarımız açısından da, ders verecek olan hocalarımız açısından da faydalı oluyor. Çünkü aramızda Galina hocamız var. Litvanya'dan, Vilnius'tan katıldılar kendileri. Aynı zamanda Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi'nin de editörlüğünde, editör heyetinde yer almaktadır kendileri. Yani Motif Vakfı ile dergi üzerinden doğrudan doğruya bağlantılar zaten. Bu tür hocalarımızın da birikimlerini bizimle paylaşabilmeleri açısından bunun faydalı olduğunu düşündük ama önümüzdeki yıllarda kısmetse tekrar aynı çatı altında aralarda kahve içerek, çay içerek, ikramları yutarak orada deyim yerindeyse sıcak sohbetler yapabilmek, geleceğin akademisyenlerini, geleceğin bilim insanlarını birbirleriyle daha iyi tanışabilmelerini sağlamak da burada amaç sadece birikimlerden istifade etmek değildi. Yani Motif Akademi Halk Bilim Okulu'nun aynı zamanda bu faaliyeti gerçekleştirirken bir diğer amacı da ülkenin genelinden gelen gençlerin, dört bir yanından gelen genç akademisyenlerin birbirleriyle tanışmaları, diyaloğa geçmeleri ve böylece işbirliğine ihtiyacımız olan maalesef en çok yokluğunu yaşadığımız hususlardan birisi. Tabii çoğumuz işlerimize yoğunlaşıyoruz. Okulda dersler, fakültede dersler, akademik çalışmalarımız ve diğer aile hayatı, sosyal hayat vesaire derken ister istemez kopmayı gerektiriyor. Zaten bu meslek de çok fazla sosyal olmaya müsaade eden bir meslek değil. Yani sürekli bir içe kapanmayı, kendi halinde olmayı, çünkü zihinsel faaliyette bulunuyorsunuz. Düşünmek, cümle kurmak, bunu yazmak vesaire ama bu tür faaliyetler, bu tür etkinlikler, sempozyumlar olsun, bu tür okullar olsun, akademisyenlerin, gençlerin özellikle hem hocalarla tanışmalarını sağlar, hem de kendi aralarında dostluklar kurmalarını, münasebetler kurmalarını sağlar. O açıdan faydalı. Tabi burada bir başka amaç neydi? En önemli amaç günceli takip edebilmek, güncel gelişmeleri takip edebilmek, güncel verileri, güncel birikimleri paylaşabilmektir. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Halk biliminin çeşitli alanlarında neler çalışılıyor, neler çalışılmalı, bunlar nasıl çalışılmalı, teorik olarak, yöntem olarak, konu olarak, problemler nasıl tespit edilmeli? Tabi haliyle burada verilecek derslerden zaman zaman belki de çalışma konuları bulacaksınız, belki de problemleri tespit edeceksiniz ki bilim insanlığının özellikle bizim alanımız için, bütün alanlar için geçerli olan bir şeydir. Problem yaratmaktır. Yani var olan problemleri görebilmektir ve bu problemlerin üzerine gitmek
ve bilimin gerektirdiği yöntem ve yaklaşımlarla bu problemlerin üzerine gitmek ve buradan çözümlere ulaşmak, sonuçlara ulaşmaktır. Tabii bizim ulaştığımız sonuçlar enflasyon düşürmüyor. Ülkenin siyasi politik sorunlarını çözmüyor ama insan biyososyal ve kültürel bir varlıktır. Haliyle toplum olarak yaşıyoruz. Kültürel bir varlığız. Sadece ekonomik bir ayağımız yok, sadece politik bir ayağımız yok. Haliyle bizim kültürel bir boyutumuz var, sosyal bir boyutumuz var. Ve haliyle kendi yarattığımız kültürü yaşıyoruz. Kendi oluşturduğumuz sosyal ağları sürdürmeye, sosyal ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz. Ve haliyle öncelikle zaten birinci amacımız ne olmalı? Kendimizi anlamak. Kendimizi anlamlandırmak, toplumu anlamak, toplumun normlarını, geleneklerini, kültürünü, davranış kalıplarını vesaireyi anlamak ve bu bağlamda hem analizler yapmak hem veriler toplamak ve böylece sosyal ilişkileri anlayabilmek, kültürün oluşumu, değişim süreçlerini ve istikametini ortaya koyabilmek, bunları anlamlandırabilmektir bizim buradaki amacımız. Çünkü zaten insan belli doğduktan belli bir süre sonradan itibaren sürekli anlamaya odaklanmış bir varlıktır. Ölene kadar da anlama çabası içerisinde olur. Yani kendini anlamaya çalışır, çevresini anlamaya çalışır, olayları anlamaya çalışır, olup bitenleri anlamaya çalışır. Bunları anlamlandırmak zorundadır, bunlara cevap vermek zorundadır ki işte halk bilimi, halk edebiyatı da aslında bir noktada anlama, anlamlandırma ve kendini aktarma, tanıtma çabası ve gayretidir. Haliyle bizim işimiz bu. Yani bizim enflasyonu düşürmek gibi, bizim ne bileyim memleketin politik sorunlarını çözmek gibi bir iddiamız yok ama aynı zamanda biz ne yapmak durumundayız? Toplumu incelemek, kültürel boyutuyla, edebi boyutuyla, inançsal boyutuyla, gelenek ritüel boyutuyla bunları incelemek ve anlamlandırmaya çalışmak ve aynı zamanda biz aynı zamanda politikacılara da aslında ne yapmaktayız? Yardımcı olmaktayız. Yani kültür politikaları açısından, eğitim politikaları açısından, sosyal politikalar açısından bizim ortaya koyduğumuz veriler, bizim yaptığımız, ulaştığımız sonuçlar aslında ne yapmalı? Onlara da yol göstermelidir. Bu layıkıyla anlaşılmış bir konu değil. Yani belki biz de bu noktada çok yeterli bir tutum sergileyemiyoruz, belki yeterli bir çaba içerisinde olamıyoruz ama haliyle hem karar mercinde olanlar, hem uygulama aşamasında olanlar, hem de toplumun genelini bizim ne yapmamız gerekiyor, muhatap almamız gerekiyor. Ve haliyle bizim çözümlemelerimiz, bizim yorumlarımız, dikkat çektiğimiz hususlar, çözümlemelerimiz, problemleri ele alış tarzlarımız ve buradan ulaştığımız sonuçları aslında bizim toplumun geneline de yaymamız gerekiyor. Bunları okutabilmemiz gerekiyor ama tabii bilim insanının böyle birinci derecede popülerleşme gibi, bilgiyi popülerize etmek gibi bir kaygısı olmaz. Ama bunu da ihmal etmemesi lazım haliyle. Geleceğin akademisyenlerinden, genç bilim insanlarından aynı zamanda bu bilgiyi yaygınlaştırma açısından da ne yapıyoruz? Beklenti içerisinde oluyoruz. Tabii bugün bilgiyi yaygınlaştırma açısından klasik yollar değil sadece. Yani yazı yazmak, makale yayınlamak değildir mesele sadece. Sadece kitap yayınlatmak değildir artık. Sosyal medya, kitle iletişim araçları üzerinden çok daha hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Ve haliyle biz bunları da kullanmaya çalışıyoruz. Yani zaman zaman sosyal medyadaki işte ne bileyim arkadaşlarınızın paylaşımlarını görüyorsunuz, hocalarınızın paylaşımlarını görüyorsunuz. Kitaplara ilgi çekiyorlar, ne bileyim işte problemleri gündeme getiriyorlar. Gördükleri çarpıcı üzerinde durulması gereken bir konu gündeme geliyor. Bir problem gündeme geliyor. Bir gelenek boyutuyla, ritüel boyutuyla veyahut da ne diyelim eleştirel boyutuyla mesela insan ve toplum davranışlarını, kurumları vesaireyi sürekli gündeme getiriyoruz. Haliyle bunların her biri aslında bir noktada çalışılabilecek konular ve bunlar hakkında sosyal medya üzerinden de ne yapmak gerekiyor? Yorumlar yapabilmek gerekiyor. Çünkü insanlar takip ediyor ve takip ederken de aynı zamanda bu birikimleri de görmesi lazım. Yani sadece işte şunu yedim, şuraya gittim, şunu yaptım, şunu ettim şeklinde bir paylaşımdan ziyade akademisyenlerin böyle bir sorumluluğu da söz konusu. Evet, programımız normalde
15 ile 18 arası planlanmıştı başlangıçta. Ona göre bir program yapmıştık ama ufak bir detayı ama önemli bir detayı gözden kaçırmışız. 18'i pazar günü KPSS, yani bir dünya gerçeği, bir memleket gerçeği, yani bir taraftan da memur olma, öğretmen olma çabası vesaire söz konusu, insanların kendi geleceklerini kazanması, kurgulaması veyahut da kurması söz konusu. Onun için ne yapmak zorunda kaldık? Çünkü pazar günkü dersleri ilk 3 güne yaymak durumunda kaldık. Biz isterdik ki az ama daha çok tartışılabilecek, konuşulabilecek bir program olsun. Yani buraya katılanların hocalara soruları olsun, konuşmacılara soruları olsun. Burada tartışmalar oluşabilsin ki zaten zamanlamayı da ona göre sınırlı tutmuştuk. Yani biz 90 dakikalık bir planlama yaptık her hocanın. 45 artı 45 şeklinde 90 dakika şeklinde konuşmasını ve geri kalan zamanı da daha çok sorulara, tartışmalara ayrılmasını istemiştik ama programın gününü daraltmak zorunda kaldığımız için yine ister istemez bir yoğunluk söz konusu oldu. Ama hocalarım isterlerse kendileri buna göre ne yaparlar? Ayarlama yapabilirler. 90 dakikanın tamamını kendileri için kullanmayıp aynı zamanda soru cevap şeklinde de belli bir süre sunum yaptıktan sonra isterse hocalarımız tamamen kendilerine kalmıştır. Varsa sorularınızı alayım ve karşılıklı zaman zaman derslerde yapıyoruz bunu. Zaman zaman konferanslarımıza yapıyoruz. Yani karşıdaki gelen sorular ve bu bağlamda bir sohbet ortamına da dökmeye çalışıyoruz. Haliyle bunu bir sadece bir panel gibi düşünmeyelim, bunu sadece bir konferans gibi düşünmeyelim. Burada bir sınıf ortamındayız. Hocalarımız kendileri belirleyecekler derslerin başında. İsterlerse konuşmalar sırasında soruları alabilirler. İsterlerse ders bitiminden sonra vaktimiz kalırsa ona göre, kendi tercihlerine göre sınıfta nasıl davranıyorlarsa, sınıfta ders düzeni nasıl oluşturuyorlarsa aynı şekilde hocalarımız buna karar verecekler. Evet, Türkiye'nin değişik bölgelerinden, değişik üniversitelerinden programımız var. Türkiye içinden ve Türkiye dışından. Türkiye dışından Galina hocamız, Galina Mişkin yeğeni doçent doktor. O bize Litvanya Tatarların dili ve kültürü hakkında bilgi verecek. Litvanya Tatarları ki aynı zamanda Polonya'da da yaşıyor Tatarlar. Finlandiya'da yaşıyorlar. Sadece bu Kırım ve Kazan coğrafyasında değil. Haliyle daha 14. 15. yüzyıldan itibaren Tatarların batıya doğru bir göçü söz konusu ve haliyle orada varlığını sürdürmeye çalışan, dilini kaybetmiş ama kimliğini koruyan, korumaya çalışan Tatar kardeşlerimiz var. Karaylar var, hakeza. Onların dilini ve kültürünü, onlardan kalan yazılı metinler, onların mevcut kültürü ve kimliği koruma, sürdürme çabaları, varlığını sürdürme çabaları hakkında da önemli ipuçları olacaktır. Ve belki de aranızda hazır konu gündeme gelmişken, Litvanya'daki, Polonya'daki Tatarları gidip alan araştırma, saha çalışması kapsamında da çalışmak isteyenler çıkabilecektir. Biraz da alanı genişletebilmek ve ilgi duymanı sağlayabilmek açısından da bu son derece önemliydi bizim için. Ama ilerleyen derslerimizde, ilerleyen yıllarda belki biraz daha böyle tercümeyi kolaylaştırabilecek imkanlara sahip olabilirsek, Sibirya'dan ne diyelim Finlandiya'ya kadar geniş bir coğrafyadan ne diyelim Rusça veyahut da kendi lehçesinde Altayca, işte Kazakça, Kırgızca vesaire ders verebilecek hocaları da bu anlamda ne yapabileceğiz? Sürece dahil edebileceğiz ki elimizde en azından şu imkan varken. Tabi haliyle hocaları getirtmek, onları barındırmak vesaire, onların buna zaman ayırması da çoğu zaman problem olabiliyor. Yani biz bunları karşılayabilecek durumda dahi olsak, hocaların gelip gitmesi problem olacağı için, zaman ayırmaları problem olacağı için böyle bir yola gidildi. Konularımıza baktığımız zaman aynı zamanda sadece biz artık halk edebiyatını, halk bilimini disiplinler arası bir bilim olarak nitelendiriyoruz. Yani sosyal bilimlere bir bütün olarak bakıyoruz. Sadece sosyal bilimler değil, aynı zamanda fen bilimleri de gerekiyor. Yani biyolojiyi bilmemiz gerekiyor bizim. Çünkü insan biyopsikososyal bir varlık diyoruz. Haliyle zaman zaman bu bağlamda farklı disiplinlerden olup da fen bilimlerinden olup da yine sosyal bilimlerle ilişkilendiren akademisyenleri bulduğumuz zaman
Onlarla da irtibata geçeceğiz ve onları da sürece dahil edeceğiz. Yani antropolog hocalarımız var. Ders verecek olan hocalarımız arasında. Daha önceki derslerimizde sosyologlar oldu, psikologlar oldu. İşte bunların verdiği dersler oldu. Haliyle biz insanı ve toplumu inceleyen bir alanın mensubuysak haliyle insanı ve topluma ait her ne varsa yani toplumsal düzenin kurulmasını sağlayan temel unsurlar, toplumsal değişim ve dönüşüme sebebiyet veren şeyler. Yani biz sabah akşam neden bahsediyoruz? Kültür değişiminden, kültürel dönüşümden vesaireden bahsediyoruz ama nedir? Kültür değişimine yol açan şey nedir? Gelenekler niye değişir, dönüşür? Haliyle sosyolojiyi bilmemiz lazım. Toplumların var eden sosyal dinamikleri bilmemiz lazım. Tabii haliyle toplumların var olmasını sağlayan ve dinamizmini ayakta tutan ekonomik boyutu vardır, politik boyutu vardır. Çünkü kültür dediğimiz şey bostanda tek başına yetişen bir şey değil. Haliyle bunun ekolojik boyutu var, ekonomik boyutu var, siyaset politika boyutu var. Devletlerin kültür politikaları var örneğin. Yani iktidarlara gelen siyasi partilerin ideolojileri var, dünya görüşleri var. Ve bu bağlamda kültür politikalarını belirliyorlar ve haliyle buna bağlı bir şekilde eğitim sistemini belirliyorlar ve buna bağlı bir şekilde eğitim sistemi ve kültür politikalarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani kültür tamamen bağımsız insandan ve toplumdan, devletten, sosyal yapılardan bağımsız bir şekilde gelişmiyor. Uluslararası ilişkiler var. Yani kültürel etkileşim söz konusu. Etkileşimden bahsediyoruz ama bu etkileşim nasıl oluyor? Bu etkileşimin doğurduğu sonuçlar nelerdir? Artıları, eksileri nelerdir? Bunları da bilmemiz gerekiyor. Yani en basit haliyle benim bildiğim kadarıyla nedir? Türk televizyon dizilerinin, Türk dizilerinin popüler olması, dünya genelinde çok fazla izleniyor olması haliyle bu diziler üzerinden ne diyelim? Türk kültürüne ait, Türk tarihine ait unsurların Türk olmayan geniş bir kitleye tanıtılması. Geçenlerde sosyal medyada görmüştüm. Bir Afrika ülkesinde kayı boyunun bayrağını asmışlar mavi ama siyahi çocuklar ellerinde oyuncak silahlarıyla nedir? Ertuğrul dizisi mi? Onu canlandırıyorlar mesela. İzlemişler çocuklar. Etkileniyorlar. Bu ne olabilir? Bir aşk dizisi olabilir. Bu bir sosyal problemi ele alan bir dizi olabilir ama bir şekilde medyanın kitle iletişim araçlarının çok büyük bir etkisi var. Yani biz sadece etkilenen değiliz. Aynı zamanda etkileyebilen bir boyuttayız. Yani zengin bir kültürümüz var, zengin bir geleneğimiz var, dinamik bir yapıya sahibiz. Haliyle bizim bunu tanıtabilmemiz de esastır. Tanıtabilmek için de ne diyelim? Bu araçlardan mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Yararlanmamız gerekiyor. Yani bizim artık medyadan anlamamız gerekiyor. Bizim kitle iletişim araçlarından anlamamız gerekiyor. Bizim artık belgesellerden anlamamız gerekiyor. Belgeseller şeklinde teknoloji kullanmamız gerekiyor artık. Yani sadece yazı değil, yazıyla değil, sadece sözel olarak değil ama aynı zamanda dijital ortamda da bizim bu bağlamda üretimlerimizi yaygınlaştırmamız lazım. Hatta yardımcı olmamız lazım. Yani senaryo yazımlarına katkıda bulunmamız lazım, belgesel çekimlerine katkıda bulunmamız lazım. Hatta bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Yani biz bugün gerek Türk toplumuna ve gerekse dünyaya ulaşabilmek adına hangi imkanlara sahipsek, hangi kanallara sahipsek bu bağlamda kendimizi ne yapmamız gerekiyor? Geliştirmemiz gerekiyor. Sadece Hanım da biliyor, bir ara çabamız oldu. Senaryo yazdırma, senaryo eğitimi. Hala gündemimizde mesela. Neden alt bilimciler bu anlamda da ders almasınlar, bu anlamda özel ilgileri, merakları varsa, yetenekleri varsa bunları geliştirmesinler. Gündemimizde o da. Hem bir ekmek kapısı, yani alanımızın istihdamını sağlayabilmek açısından, yani sadece öğretmen olmak, sadece akademisyen olmak değil. Bu alanda eğitim alanların kültürün kapsamına giren, sanatın kapsamına giren, medyanın kitle iletişim araçlarının kapsamına giren her ne varsa bunlardan da bir şeyleri öğrenmesi, sertifika alması, uzmanlaşması ve haliyle buradaki birikimini, deneyimini kültürümüz açısından, alanımız açısından da kullanabilmesi ve buradan yoluna devam edebilmesi, buradan yol alabilmesi de bizim temel amaçlarımız arasındaydı. Haliyle bu konu gündemimizde, onu söyleyeyim. Proje yazımı meselesi yine Motif Vakfı'nın özellikle üzerinde durduğu konulardan birisiydi. Proje eğitimi.
Yani işlevsel sonuçları olan işte zaten bir TÜBİTAK bir proje vermeye kalktığınız zaman soruyor. Anadolu'daki amiyane tabiriyle bunun mala davara faydası ne? Anadolu'da öyle derler, kusura bakmayın. Yani bir iş yaptığınız zaman sorarlar. İyi de bunun mala davara faydası ne? Mutlaka bir faydası olmalı. Ya yani topluma ne gibi faydası olacak? Ekonomiye ne gibi faydası olacak? Onu devam ettireceğiz. Yani proje eğitimlerini devam ettireceğiz kısmetse. O bizim gündemimizde. Onu yer yer gündeme getireceğiz. Ki 2023 yılının motif vakfı aynı zamanda yeni bir diriliş, yeni bir silkiniş dönemi olarak 100. yıla gerçekten güçlü bir şekilde girmek. Cumhuriyetimizin 100. yılına yenilenmiş bir şekilde, yeni bir vizyonla, yeni bir ekiple kadrolarımızı genişlettik. Motif yönetimini ve bu bağlamda kurullarımızı oluşturduk. Ve yeni bir ekiple, yeni bir genç ve dinamik bir ekiple yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yani 100. yıla yakışır bir şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışır bir şekilde, bu devleti kurmak için hayatlarını ortaya koyanların ruhuna ve onların adına yakışır bir şekilde inşallah Motif Vakfı 2023 yılında yeni bir dönem, ikinci bir yüzyıl olarak algılıyor ve bu bağlamda yeni yeni projelerle, yeni yeni çalışmalarla karşınızda olacağı. Tabi burada gençlerimizin özellikle önerileri, katkıları bizim için son derece önemli. Onu da söyleyeyim. Onların önerileri her zaman için bizim yolumuzu aydınlatacaktır. Onların katkıları, onların ne diyelim, zihni sinir projeleri vardı bir ara. Yani çılgın projeler bekliyoruz. Açık söyleyeyim gençler, yani sizin dimağınız genç. Dünyaya daha farklı bakabiliyorsunuz, daha dinamiksiniz, daha pratiksiniz. Bizim yaşımız geçiyor. Haliyle artık biz yavaş yavaş kaplumbağa misaline dönüşüyoruz. Yani daha yavaş, daha böyle sütten daha fazla ağzı yanmış, çok hayal kurmuş ama ülke şartları içerisinde bu hayallerin büyük bir kısmını gerçekleştirememiş ve belli bir yaşta aman ben mi kurtaracağım memleketi moduna girmiş, esprisi işin elbette ki böyle ne kadar devam edecek olan bir şey ama şunu da biliyoruz ki toplumlar yeni jenerasyonlarla, genç jenerasyonlarla, genç kuşaklarla kendilerini yeniden üretirler. İşte bu noktada gençleri iyi eğitemeyenler ve zamanı geldiğinde bunları ekonomiye, siyasete, politikaya, eğitime vesaireye, üretime dahil edemeyen toplumlar hızlı bir şekilde yaşlanırlar ve yok olup giderler. Tamamen statükonun hakim olduğu bir yapıya geçerler ve bu da toplumları geriletir ve zamanla çürütür arkadaşlar. Onun için toplumlar sürekli kendilerini yeniden üretmek durumundadırlar. Haliyle biz de Motif Vakfı olarak sürekli kendimizi yeniden üretme çabası ve gayret içerisindeyiz. Haliyle bu sadece mevcut bir kadroyla olmuyor. Aynı zamanda bu kadroları zenginleştirmek gerekiyor. Kısmetse ileride içinizde buralarda bizzat aktif bir şekilde yer alacak olan geleceğin akademisyenleri olacaksınız. İnşallah biz gerek Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi'ni gerek Motif Vakfı'nın diğer faaliyetlerini, etkinliklerini zamanla sizlere devredeceğiz ki devretmek durumundayız. Yani devamlılık esassa burada bizim aynı zamanda kimleri de yetiştirmemiz gerekiyor. Devredeceğimiz kişileri de yetiştirmemiz gerekiyor. Ama şimdiden katkılarınızı bekliyoruz. Önerilerinizi bekliyoruz. Talepleriniz olacak mutlaka. Bu taleplerinizi gerçekleştirmek için biz ihtiyar heyeti, iki anlamda söyleyeyim, biz ihtiyar heyeti hem irade elinde bulunduranlar hem de harbiden ihtiyar heyeti olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sizlerin önerileriniz çerçevesinde yolunuzu açmaya çalışacağız. Ve sizden gelen projeleri de mutlaka değerlendirmeye çalışacağız. Ama sizin de bizzat işin içerisine aktif bir şekilde girmenizi de istiyoruz. Evet, ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize tekrar Çok özür dilerim. Şu anda Ömür Ceylan hocamız da katıldılar. tamam. Zeki Bey de şu anda kendilerinin selam var. Şehir dışında olduğu için, yolda Evet. için olduğu için katılamayacak. Arzu ederseniz sözü Başkan Vekilimiz Sayın Ömür Ceylan hocaya Evet. bırakalım. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Güzel bir okul olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ömür hocam ses kapalı galiba.
Evet, şimdi geliyor sanıyorum. Evet hocam. Mehmet hocam, değerli arkadaşlar, sevgili meslektaşlarımız, hepinizi İzmir'den saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mehmet abi şümullü bir girizgah yaptı. Üstüne söylenecek çok şey yok. Bize de laf bırakmadı ama bu bizim sürekli ihtiyar oluşumuza vurgu yapmasından doğrusu birazcık rahatsız olmadım değil. Ben de hala saçlar duruyor Mehmet abi, gördüğün gibi. Benim oğlan ortaokul lise fotoğraflarımdan birini görünce senin doğduğunda saçın varmış diye dalga geçiyordu benimle. Ben onu daha çok kendi adıma, yaşlı olan kısmını kendi adıma alayım ama irade olan kısmını sana devrettim Sayın Hocam. İhtiyar heyeti var ya, muhtarlık ihtiyar heyeti dediğimiz, evet. Onu kastederek. Evet, buyurun hocam. Estağfurullah, latife ediyorum. Estağfurullah. Motif Vakfı aslında Türkiye'de hepimizin her akademik disiplinde sahip olmak istediğimiz bir vakıf. Ne mutlu ki bu halk bilimcilerin böyle bir imtiyazı, böyle bir şansı var. Bu vakıf gönüllülük esasıyla kuruldu ve gönüllülük esasıyla çalışıyor. Motif'in görünen yüzleri gibi ön planda olan hocalarımız aslında bir bayrak yarışı içerisindeler. Bizden önceki nesiller buradaydı. Bizden sonraki nesilleri de biz bekliyoruz. Halk bilimciler Türkiye'de ne yazık ki, bilmiyorum, kelimelerini de seçmeye çalışıyorum. Ne yazık ki perakende biçimde çalışıyorlar. Küçük gruplar, küçük çalışma grupları, o küçük çalışma gruplarından oluşan büyük klikler. Bu durumun bir şekilde sinerjiye, yani toplu, istisnasız herkesin katkı koyacağı bir sinerjiye dönüşmesi için Motif Vakfı büyük bir şans. Hepimiz için büyük bir şans. Vakfın bunca yıllık geçmişinde şöyle bir göz atarsanız, internet sitesinde de tarihçe var. Bunca yıllık geçmişinde çok önemli simaların bu vakfa emek verdiğini göreceksiniz. Vakıflar adı üzerinde bizim Osmanlı kültüründen tevarüz ettiğimiz, bize miras kalan kuruluşlardır. Ve bu kuruluşların hem bir mukaddes yönü, hem iktisadi bir yönü, hem de sosyokültürel yönleri var. Vakıfların suistimal edilmesi bizim kültürümüzde en büyük günahlardan biri olarak kabul ediliyor. Değil mi? Böyle kıssalar var. Hazreti Süleyman'ın kızdırdığı kuşlardan birisi Hazreti Süleyman'ı böyle tehdit ediyor. Diyor ki, senin saltanatını yerle bir etmek için çok gayret göstermeme gerek yok. Vakıf malından küçük bir çakıl taşı alıp senin mülkünün üzerine atarsam senin bütün bu koca saltanatın yerle bir olur. Motif hepimizin vakfı. Hepimizin yaşatmakla mükellef olduğumuz bir vakıf. Bunun için hem akademik gayrete, hem zamana, hem genç arkadaşların katılımına çokça ihtiyacımız var. Periyodik olarak düzenlediğimiz etkinliklerimizi biliyorsunuz. Halk Bilimi Sempozyumu, şu anda içinde bulunduğumuz yaz okulu, efendim ödül törenlerimiz ve daha pek çok şey. Bütün bu alanlarda gerçekten çok desteğe ihtiyacımız var. Ve Motif'in eğer varlığından söz edebiliyorsak, insan kaynağı da şu anda monitörden bana bakan bu ışıl ışıl yüzlerdir. O yüzden Mehmet abimin dediği gibi bu vakfın kapıları size ardına kadar açık. Vakfın hizmetlerinden yalnızca istifade etmek değil, bu hizmetlerin yaşaması için destek vermenizi de dört gözle bekliyoruz. Hepimizin telefonları hepinizde var. Sacide Hanım vakfın halkla ilişkiler müdiresidir. Onun telefonu zaten var. Projeleriniz ya da taleplerinizle gelmenizi çok arzu ediyoruz. İçinde bulunduğumuz etkinliğin şöyle bir şeye baktım, ders verecek hoca listesine. Hani eğer Zoom üzerinden, yani uzaktan yapılmamış olsa
böylesine kalifiye bir kadroyu Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir araya getirmek de oldukça zor görünüyor. Bu bakımdan monitörde ders almanın bütün o sevimsizliğini bir kenara bırakırsak, pandemiyle beraber öğrendiğimiz bu yöntemlerin imkanlarından yararlanmak için de büyük bir fırsat bu etkinlik. Katılan hocalarımıza, emek verecek olan hocalarımıza hem şahsım adına hem yönetim kurulumuz adına çok çok teşekkür ediyorum. Emekleri var olsun. Onların desteklerine muhtacız ve devamını bekliyoruz. Hepinizi göremiyorum ama bir hayli genç arkadaşımızın burada olduğunu görüyorum. Şu an burada olan ve ileride katılım sağlayacak tüm genç arkadaşlarımıza da bu platform üzerinden hoş geldiniz diyorum Motif Vakfı'na ve bu etkinliğe. Verimli geçmesini diliyorum. Programın hazırlanmasında başta Mehmet abi olmak üzere Özkul hocamın, başkanımız Zeki Bey'in, Sacide Hanım'ın ve şu anda isimlerini sayamadığım pek çok motifli arkadaşımızın emeği var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Benim çok büyük katkım yok ama aranızda bulunmaktan da büyük onur duyuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Verimli bir etkinlik olsun. İnşallah daha iyilerinde buluşmak üzere saygı ve selamlar gönderiyorum hepinize. Ömür Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sacide Hanım ne yapalım? 11'de tekrar o zaman varsa eğer hocalarımdan birkaç kelam etmek isteyen olursa hocalarımız. Ben Müge Hocam'ı görüyorum. Arzu ederseniz Müge Aktan Hocam, Aktan Müge Hocam özür dilerim. Belki birkaç cümle söylemek isterler. Kesa Ahmet Keskin Hocam, Mehmet Hocam, evet. Mehmet Çevik Hocam. Mutlaka sonrasında onları mutlaka görüşlerini alacağız ama en azından bir merhaba demeleri bir açısından. Evet Ahmet Bey Hocam, Ahmet Keskin Hocam sizden isterseniz birkaç cümlelik bir moral babında böyle bir genç bir akademisyen kimliğiyle şöyle bir canlanma babında birkaç cümle duymak isteriz. Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederim. Biz de yavaş yavaş artık o ihtiyar heyeti eşrafına dahil olma aşamasındayız diye düşünüyorum. Burada ama çok çok genç arkadaşlarımız var. Herkese günaydın diyorum. Bütün hocalarımıza, Motif Vakfımıza, Motif Vakfı'nın değerli başkanına ve bütün emekçilerine bu güzel etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Ben bu gibi etkinliklerin Türk halk bilim, Türk folklor çalışmaları için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Disiplinimizin ilerleyişinde bu gibi sivil örgütlenmelerin ve birlikte yapılan işlerin çok çok özel bir yerde durduğuna inanıyorum. Bu nedenle de burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu belirterek bütün hocalarıma ve bütün katılımcı genç arkadaşlarımıza saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz Ahmetciğim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Burada başka kimler vardı? Hocam bakıyorum şöyle. Hocalarımızdan özellikle mutlaka gençlere de sözümüz olacaktır. Uğur'cum hoş geldin. Sesim geliyor mu? Uğur Durmaz hocam. Geliyor hocam. Hoş geldin. Nasılsın? İyisin? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olasın. Uğur'cum birkaç cümle de senden. Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Hayırlı olsun. Yeni bir halk bilimi okulu gerçekleştiriliyor. Bu noktada önemli bir geleneğe dönüştü artık motif için bu. Ben öğrenciyken de vardı. Şu anda hocalık yapmaya çalışıyorum. O zaman da var. Faydalı olmasını temenni ediyorum genç arkadaşlara. Tabii yüz yüze olabilseydi belki daha da faydalı olabilirdi bazıları için ama dijital ortamda da her zaman fayda vardır. O yüzden hani konumuzla bağlantılı olarak benim konumla bağlantılı olarak diyeyim. Bu uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesi önemli ve güzel bir şey. Umarım faydalı olur herkese. Teşekkür ederim hocam söz verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Mehmet Çevik hocam sizden de Ankara dolaylarına, Polatlı dolaylarına. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de öncelikle herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve verimli geçmesini diliyorum okulun, ki öyle olacaktır. Bundan da eminim açıkçası. Ben birkaç not almıştım hocam siz konuşurken. Evet. Araya girmek istemedim. Kısaca onlara değinmek isterim. Yani bu şimdi Uğur hocam da ucundan birazcık dokundu bu konuya. Yani uzaktan eğitim ya da işte uzaktan dijital ortamda yapılan toplantılar vesaire. Evet, yüz yüze gibi olmuyor ama şunu da ıskalamamamız gerekiyor bence. Bu platformlar ayrı bir konfor alanı yarattı bizim için. Evet. Yani evim işte hani bu hocaların sık sık böyle şakasını yaptığı, öyle bir toplantıya katılıyorsunuz, kravatınızı takıyorsunuz, ceketinizi bir altınızda şortla. Dahil olabiliyorsunuz. Sadece kılık kıyafet anlamında değil. Evet. Yani evde bir işinizi yaparken hemen dönüp toplantı yapılacak şeyi yapıyorsunuz. Kaldığınız yerden daha rahat devam edebiliyorsunuz. Bu anlamda bu yönünü ıskalamamak gerek diye düşünüyorum. Evet, yüz yüze gibi olmuyor ama böyle bir konfor alanı yarattığını da gözden kaçırmamalıyız bence. Bir de yani sosyal bilimlerin, özellikle sosyal bilimlerin çıktılarının çok görünmediği, işte ne bileyim politikaların belirlenmesinde çok da etkili olmadığı maalesef noktasında bir şeyler söylemiştiniz hocam. Evet, çok doğru. Ama ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu özellikle Amerikan filmlerinde zaman zaman gördüğümüz bir şey var. Mesela bir şey oluyor, diyor ki işte Sacramento siyah akrebi uzmanı bulun bana diyor. Yani bir zoolog değil, işte Sacramento siyah akrebi uzmanı bulup getiriyorlar. Şimdi bu filmdir, gerçeklikle ne kadar ilgisi vardır bilemeyiz tabii ki ama bunu duymak bizi şaşırtıyor. Yani ya bak adamlar işte akrep uzmanı değil, belirli bir akrep uzmanı, işte Sacramento'nun siyah akrebi uzmanı şeklinde bizi şaşırtıyor. Şimdi bizim sosyal bilimciler olarak da çıktılarımızın direkt olması gerekmiyor. İndirekt bir çok ciddi çıktıları var bence. Bu öncelikle grup içi, cemaat içi bizim için çok önemli. Yani birileri düşünüyor, birileri problemleri tespit ediyor ve bu problemlere çözüm önerileri getirebiliyor. Bu öncelikle bu işin içinde yer alan, bu işin aktörleri olan bizler için rahatlatıcı bir şey. Diğer taraftan da toplumun her kesimi için. Ya birileri bir şeyler yapıyor. Yani hiçbir iş yapmayan, miskin miskin oturan bir adam da bunu dil ile ifade etmese bile bilinçaltı süreci olarak bunu hissediyor. Bu ülkede, bu toplumda birileri bir şeyleri düşünüyor ve bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu psikolojik etki bile sosyal bilimlerin katkısı anlamında oldukça değerlidir diye düşünüyorum ben. Çok uzatmak istemiyorum ben de hocam. Derste yapacağız, arkadaşlarla tartışmalarımız da olacaktır karşılıklı. O yüzden burada sözlerimi tamamlayayım. Herkesi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Mehmetciğim. Çok önemli hususlara dikkat çektin. Ağzına sağlık. Var mı başka hocalarımızdan yoksa... Ha, hocam son olarak. Evet hocam. Ben de yaşlı değilim hocam. İhtiyar heyetinin. Sen gençsin zaten biz o anlamda. Ya ben onu üstüme aldım. Bir şey demiyorum. Direniyorum ben de hocam. Ben onu üstüme aldım. Yani şu an Ömür hocam zaten hiç... o hep öyleydi. Hep gençti zaten. Ona hiçbir zaman sözüm olmadı. Ben biraz da herhalde doğuştan mı, bezgin mi doğmuşum, miskin mi doğmuşum artık onu bilemeyeceğim ama belki ondandır, psikolojik bir şeydir. Belki ben de zamanla atlatırım. Yani Ömür hocam şunu da söyleyeyim, yani İstanbul'da saç ektirme ucuz. Hep Arap ülkelerinden geliyorlar böyle. İlk geldiğimde travma yaşamıştım İstanbul'da. Sanki dedim Kızılderili saldırısına uğramış insanlar. Kafa derilerini almışlar. Kırmızı kafa derisi. Sonra anladım ki millet saç ektiriyor. Bir de Türkiye'de ucuzmuş. Ama artık bu saatten sonra saç ektirmenin de manası yok. Fatih Kıran hocam da söyleyecektir. Akıllı baş saç tutmaz. Haliyle ektirsek de yeniden tutmayacak. O yani Allah'ın emri. İlla ki biz onu dökmenin bir yolunu buluruz. Genetik yapacak bir şey yok. Elbette ki ruhumuz genç. Onu söyleyeyim. Ama şunu onu biraz da şu açıdan söyledim. Artık yani biz devredebileceğimiz kadroları yetiştirmek zorundayız. Yani bu sorumluluğu artık genç arkadaşlarımız almalılar. Yani bir kenarda oturup keşfedilmeyi beklememeliler gençler. Yani zaman, devir
insanın kendini gösterme, görünürlüktür. Bir şeyiniz varsa, bir fikriniz varsa, bir üretiminiz, bir birikiminiz varsa onu göstermek zorundasınız. Yani bunu sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, bunu dünya genelinde göstermek zorundasınız. Yani bakın ben buradayım, benim şu vasıflarım, şu özelliklerim var, bakın şu fikrim geldi, şu şeyim var, projem var demek durumundasınız ve haliyle bu oturduğunuz yerde olmuyor. Yani gençlere onun için özellikle söylüyorum. Bir, iyi bir yabancı dil, iyi bir sunum, dünyayı takip etmek ve haliyle artık bu alanda akademik anlamda bir dünya vatandaşı gibi hareket etmeniz gerekiyor. Yani onun için söyledim. Yani biz bu noktada biraz yaşlıyız, onu söyleyeyim. Yani bilmiyorum ben hangi kuşağa dahilim, X kuşağı mıdır, W kuşağı mıdır bilemem ama bizim geldiğimiz ortamlarla şu anki gençlerin bulunduğu ortamlar hali de çok farklı. Yani biz ister istemez yaşlanıyoruz. Yani teknolojik anlamda yaşlanıyoruz. Teknoloji kullanma, bilgi yayma açısından ne yapmaktayız? Yaşlanmaktayız. Yani gençler, çocuklar ellerinde tabletlerle doğuyor. Bilgisayarlarla doğuyorlar. Yani benim oğlum oyun oynarken bir Amerikalıyla 4 kişi oynuyorsa biri Kanadalıydı, birisi Alman'da, biri Finlandiyalıydı. Bunlarla İngilizce oyun oynuyordu. Benim öyle bir şansım olmadı. Ben köyde, mahallemdeki, köydeki çocuklarla oynadım. En fazla komşu köyü biliyordum belli bir yaşa kadar. Yani başka bir dünya bu. Haliyle ister istemez biz bunu kabul etmek durumundayız. Elbette ki uyum sağlamaya çalışıyoruz ama gençler bu açıdan işte ise 1-0 öndesiniz. Yani bunu avantaja çevirmeniz lazım. Bu noktada bize güç vermeniz, bizi dinamikleştirmeniz lazım. Bizi hızlandırmanız lazım. Yani gençler bizden bekliyor ama aynı şekilde biz de gençlerden bekliyoruz. Yani tutun elimizden, bizi biraz koşturun. Kireçlendik belki bu anlamda. Siz hızlandırırsanız belki biz ne yaparız? Diğerlerimizi açma imkanı buluruz. Evet. Mehmet abi. Buyurun hocam. Hafta sonu hatırlarsanız İstanbul'da beraberdik. Evet. Özkul Hoca merak etti kendisinin hangi kuşaktan olduğunu. Ben de ona demiştim ki siz Lamelif kuşağındansınız. Şimdi sizin benim gibi, Özkul abi gibi Lamelif kuşağından İsmet Hoca'yı görüyorum. İsmet Çetin Hoca burada. Aslında Sivas'ta olduğunu zannediyordum ama sanki kendi evinin konforunda, salonda gibi. Sivas'tan bağlanmıyor. Hocanın da sesini duymak isteriz. Sivas'a niye gitmemiş mesela? Hoca başlayacak zaten birazdan. Onunla başlayacağız. İsmet Hocam'la başlayacağız elbette. Buyurun hocam. Hoca toplantı yapıyordu aynı zamanda. Ömür Hocam. Evet. Özkul Hoca hangi kuşaktanmış Ömür Hoca? Lamelif kuşağı hocam o. Lamelif. Lamelif. Sivas'a gidemedim hocam. Bakın bu ders var. Bir yarın Bursa'da bir toplantı olacak. Bugün toplantı vardı. Evet. Sivas'a maalesef gidemedim ama önümüzdeki ay gideceğiz inşallah. Orada başka bir toplantı daha var. Sizin de haberiniz vardır herhalde değil mi? Nedir hocam? Bu Mevlid'le ilgili bir sempozum yapıyor Cumhuriyet Üniversitesi. Ha, haberdar değilim hocam. Ha, bilmiyorum hocam onu. Bilmiyorum. Çağırırlarsa gideriz hocam. Evet. Buyurun hocam. Arkadaşlarımızı selamlamak ister misiniz? Hocam selamlayacağım zaten. Biraz sonra ben başlayacağım derse. Uzun uzun konuşacağız. Nasılsınız? İyi misiniz? Önce size sorayım. İzmir. Evet, biz Ankara gibi böyle soğuk, karanlık, kara iklime sahip olan bir ülkede belirli yaşamıyorsunuz. İzmir daha yaşanabilir, İstanbul daha yaşanabilir değil mi? Hocam yani, evet, öyle. İzmir biraz daha bu bakımdan şanslı bir şehir ama buranın da hani o Anadolu'nun küçük şehirlerine benzeyen bir cendere hali vardır ya. Biz mesela burada bir aydır Tarkan'la yaşıyoruz. Buranın da öyle şeyleri var yani. Tarkan'ın gelişini bekledik, hacı bekler gibi. Sonra sahnenin yıkılışını izledik. Böyle CNN'den Irak işgalini izler gibi. Sonra Tarkan konserine girenlerin hikayeleri, giremeyenlerin hikayeleri. Burada bir folklor oluştu. Şimdi de işte gazetelerde okuyorsunuz. Tarkan'ın ismini hangi sokağa vereceğimizi tartışıyoruz İzmir'de. Buranın da böyle şeyleri var. Hani gündemin çabuk değişmesi insanı yoruyor gibi geliyor ama gündemin çok yavaş değişmesi de insanı çok yoruyor. Tabii İstanbul'dan alıştın tabii hocam, bu hızlı gündeme. Evet. Harekete. Evet. İzmir gevşek şehirdir, ben öyle derim. Gevşek. Evet.
Çok. Yavaş. Yani haliyle çok yavaş değişir. Çok. Farklı bir dünya. Yani bunlarla uğraşıyorsunuz. Ne güzel. Bu da bir şey. Evet. Lüks hocam. Açık söyleyeyim ama lüksü de Evet. yaşıyorsunuz. Evet. Evet. Bu noktada herhalde en sıkıntılı olan Ankara'dır. Çünkü merkezi her şeyin merkezi. İlk orada patlıyor. İlk orada duyuluyor. Yok, Haliyle. önce Ankara duymuyor hocam. Önce Ankara dışı duyuyor. Ondan sonra mı siz duyuyorsunuz? Tabii en son Ankara duyuyor bütün gelişmeleri. Hayırlısı olsun ama hocam yani ne diyeyim? Biz de Ankara orada evet. resmi bir şehir. Ankara soğuk. Gerçekten. Evet. Şimdi bakın, Afyonkarahisar'ı geçtikten sonra, Bozüyük'ü geçtikten sonra, Burdur'u geçtikten sonra insanlar daha güleç, daha Evet. güler yüzlü, daha rahat. Ankara öyle değil. Ankara kışın soğuktan kapalı mekan, yazın sıcaktan kapalı mekan, hep kapalı mekan ve asık suratlı ben gibi insanlar var. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah hocam. Evet, ne Bak yapalım mesela hocam? Ankara'da Ayşe Hoca kahvemi de yaptı, getirdi güzelce. Ayşe hocama da çok selamlar, Evet saygılarım. hocam, selamlar hocam. Eyvallah. Hocam hazırsanız isterseniz başlayalım. Olur Siz olur nasıl başlayalım. düşünüyorsunuz Arkadaşlar derseniz. azıcık başlamakta bir beis yok. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla sabırsızlıkla Tamam. bekliyorlar. Yani Tamam, başlayacağım hocam. Hemen başlayacağım. Şu kapımı kapatayım. tamam hocam, siz bakın işinize. Evet arkadaşlar, 15 Eylül 2022 Perşembe günü itibariyle birinci oturumun birinci dersi. Gazi Üniversitesi'ne Profesör Doktor İsmet Çetin hocamız, Türkiye ve Türk dünyasında halk hikayeciliği konusunda iki bölüm halinde ders 1, ders 2 şeklinde 11-11.45, 11.45-12 ara var. Eğer hocam uygun görürse. Yok devam edeceğim derse biz herhangi bir şekilde arada vermeden biraz daha ne yapabiliriz? Zaman kazanmış olabiliriz. 12 Olabilir. efendim Ara hocam. vermeden de olabilir hocam. Problem değil. Tamam hocam yani o Evet, zaman problem değil. sorulara varsa gençlerin Evet. öğrencilerimiz soracağı sorular olur. Onlara Hocam. belki bu anlamda şey yapabiliriz. Zaman tanıyabiliriz. Evet hocam. Sizi dinliyoruz. Buyurun hocam. Peki efendim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Kemal Abdullah bir şey söylüyor. Mağara devri insanlarından bahseder Kemal Abdullah. Mağara devri insanlarından bahsederken insanların kapalı, aslında kapalı mekanında bulunan insanların kendi dışındaki mekanlarda yaşayan insanlarla arasındaki bilgi alışverişini ve bir öğretmen tipinden bahseder. Ben ona bir daha ilave ediyorum. Bilge öğretmen tipi, ilk örneği onun Dede Korkut'u gösterir Kemal Abdullah. Bu şu anlama geliyor. O kapalı mekanda yaşayan insanlar, yani başka bir alanda yaşayan insan, kendi dışında yaşayan insanların maceralarını veya kendi maceralarını bir şekilde naklederler. Buna kimi zaman öykü deriz, kimi zaman hikaye deriz, kimi zaman efsane, menkıbe, destan, bir sürü isim koruz. Ancak bizim edebiyatımızda Arap edebi Cehiz'le birlikte bir hikaye kavramı gelir. İşte Farsça destan kavram bizim dünle ilgili, hatta zatında geleceğin düşünülmesi, geleceğin kurgulanması ile ilgili olmak üzere dünü bina etmeye çalışırız. O bina ettiğimiz şey aslında bizim hayat hikayemizdir. Yaratılışımızdan ya da oluşumuzdan, varoluşumuzdan, mitik anlatılardan itibaren bizim topyekün hayat hikayemiz. Bu hikayemiz Türk toplumunun yaşadığı o geniş coğrafi alanda farklı adlarla, farklı icracılarla ya da farklı icra biçimleriyle görülen sözlü kültür unsurlarıdır aslında. Biz buna hikaye, eğer kolektif bilincin, kolektif aklın, kolektif bilginin bir araya gelmesiyle ve toplum tarafından genel kabul görmesiyle birlikte bu anonimleşip yine kolektif belleği aktaran bir yapı arz eder. Bu yaratıldığı ve yaşadığı dönemde estetik yaklaşımla kurgulanmış, söz ve yazı vasıtasıyla aktarılmış, aktarılırken değişmiş, yeni edebi yaratmalara kaynaklık etmiş, edebi tür olarak tekrar 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 ifade edilir, aktarılır. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren sürekli ve süratli hareket eden Türk topluluklarının yaşadığı sınırların genişliğe, buna bağlı olarak yaşanılan farklı hayat tarzı, edebi gelişim çizgisinin farklılığına neden olur. Bu itibarla bozkır hayat tarzından tarım toplumu yaşadığı hayat tarzına geçen,
sınırsız bozkırlarda hareketli bir hayat sürerken sınırları belirlenmiş, mekanlarda yaşamaya başlayan Türk toplumunun edebiyat alanında da değişime uğramaması mümkün değildi. Dolayısıyla bu değişim epik, yani destanı anlatım döneminde hikayecilik dönemine geçiş sürecini de beraberinde getirir. Tarım ve besicilik döneminin ürünü olan halk hikayeciliği, epik anlatıların icracısı olan ozanların yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilip yerlerine aşıklara bırakmasıyla, ki Batı Türk grubunda, Hazar Batısın Türk grubunda yerlerine aşıklara bırakır. Onların anlatıları, destan anlatıları da yerlerine, yani ozanların anlattıkları destanlar, epik anlatılar yerlerine aşık edebiyatının ürünü olan hikayeye bırakır. Bu şu anlama gelir: dışa karşı verilen mücadele bozkır hayatında yavaş yavaş toplumun kendi iç mücadelesine veya kişinin kendi iç mücadelesine ya da iç hesaplaşmasına dönüşür. Artık burada bozkır hayat tarzında belirlenmeyen o toplumsal statü, kapalı toplu, affedersiniz, yerleşik topluma geçtiği zaman toplumun kesimleri kendi statülerini belirlemeye çalışır. Ve o statüler arasındaki geçiş zorlaşır. Oysa bozkır hayat tarzında bu tür şeyler olmaz. Bunu daha ileride belki bahsedeceğim. Aslı ile Kerem hikayesinde dinler arası, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşama iradesi ya da yaşama imkanı bulamayışı, toplumsal baskının hikayeye nasıl yansıdığı, nasıl aksettiği ile ilgili bize ipuçları verir. Halk hikayesi genel kavramı çerçevesinde topladığımız tür, hangi Türk sahasında ve grubunda, hangi adla adlandırılmış olursa olsun, bozkır medeniyet hayat tarzından tarım toplum hayat tarzına geçiş sürecinden itibaren dönüşen, teşekkül eden, başka kültür alanlarından ödünçleme alınarak uyarlanan veya Türk anlatı geleneği içinde sürekli yenilenen, Şükrü Hoca'nın güzel bir ifadesi var burada, zaman ve mekanı önemser Şükrü Hoca ve onu vurgular. Ben de onun için mekan ve zamana bağlı olarak inanç ve geleneklerle örülmüş, mensur, manzum olarak tasnif eden ve bu icra edilen aşıklık geleneğinin ürünü olarak tanımlamak mümkün hikayeyi. Yani bu hikayeyi bahsederken, hikayeyi açıklarken mutlaka o coğrafi mekanı dikkate almak, mekana, zamana bağlı olan hayat tarzını, toplumsal hayat tarzını dikkate almak mecburiyetimiz var. Halk hikayeleri Türk gruplarında kimi zaman Farsça, kimi zaman Arapça kaynaklı, kimi zaman Batı kaynaklı, kimi zaman da Türkçe kaynaklı ifadelerle karşılanır. Destan, dastan, dastan, destan, muhabbet destanı, romantik destan, romanlık destan, lyro epos, jür gibi adlarla ulup destan, masal, jür, anlatmak değişli masal gibi, gagavuz Türkler arasında gibi adlarla anılır. Türk halk hikayeleri konusunda ilk çalışmayı bildiğimiz gibi Kunoş, Sasi ve Spes halk hikayelerin Türkmenler tarafından Anadolu'ya getirildiği düşüncesindedir. Yani şunu kastediyor, malum olduğu üzere Oğuz grubu Hazar civarına, Ön Asya'ya doğru hareket ettikleri zaman bugünkü Türkmenistan, Türkmen Sahra, şu anda İran coğrafyasında kalan bölgeye, Horasan bölgesi ve Hazar denizinin güney batısına doğru inerler. İlk defa orada batılı araştırmacılar halk hikayelerinin o bölgede teşekkül ettiğini, daha sonra batıya, Oğuzlarla beraber batıya taşındığı düşüncesindedirler. Ancak genel kanaat bunun zıddı. Azerbaycan ve Türkiye sahasında, Anadolu sahasında Batı Türk grubunda teşekkül ettiğini, bu teşekkül eden hikayelerin Doğu Türklüğüne buradan taşındığı düşüncesindedirler. Benim kanaatim odur ki halk hikayeleri ozanlık geleneğinin intihaya uğraması ya da aşık edebiyatıyla yer değiştirmesinden sonra bu Akdeniz Havzası'nda ya da Beş Deniz Yaylası dediğimiz bu bölgede Oğuz grubu içerisinde teşekkül etmiş ve daha sonra o Türk kültür göçleriyle, nüfusa bağlı olarak Türk kültür göçleriyle Doğu Türklüğüne de yayılmış. Zira biz
hikayelerin anlatıldıklarını, icra edildikleri alanları ya da aşık edebiyatı geleneğine bağlı olarak o tarafta, yani Doğu grubunda Vahşiler ya da akınlar tarafından, Firavunlar tarafından icra edilen hikayelerin yaygınlığına bakarak bu sonucu çıkarabiliriz. Bizim hikayelerin kaynaklarını Fuat Köprülü Meddah hikayelerinden bahisle üçe bağlıyor. Bunlardan bir tanesi Arap-İslam kaynağı, bir tanesi Fars-Hint kaynağı, birisi yerli ve milli kaynak. Aynı şeyi aynı şekilde hikayelerin kaynakları itibariyle Şükrü Elçin de o Fuat Köprülü'nün Meddah hikayelerinden aldığı, Meddah hikayelerinde yaptığı tasnifi halk hikayeleri genel kavram içerisinde, genel halk hikayeler için kullanılır. O da Türk kültür kaynağından gelenler, Arap-İslam kaynağından gelenler ve Hint-İran kaynağından gelen hikayeler olarak bizim hikaye kaynağımızı üçe bağlar. Üç kültür kaynağına bağlar. Ancak başka bir şey daha var. Modern döneminde özellikle 20. yüzyılda Batı'yla olan, Batı medeniyeti olan münasebetlerimiz, ki Murat Çobanoğlu'nun tasnif ettiği biraz daha hatıralara bağlı olan hikayeler ya da Şeref Taşlıova'nın hatıralara bağlı olan hikayeleri zaman zaman Batı hikayecilik geleneğiyle de ilintirilebilir. Dolayısıyla son dönemlerde çok az da olsa 20. yüzyıldan itibaren Batı geleneği de bizim hikayelerimize kaynaklık etmiş. Sadece konu itibariyle değil, kurgu itibariyle de kaynaklık etmiştir. Hikayeleri konusunda sadece kültür kaynağı itibariyle değil, konular itibariyle, icra ortamları itibariyle tasvir edilir. Bu Fuat Köprülü, affedersin, Pertevin Ali Boratav, Ali Duymaz, yine benim halk hikayeciliği konusunda yaptığım çalışmada uzun uzun anlatıldı, örnekler verildi. Ancak genel kabul, yine Fuat Köprülü'nü, affedersiniz, karıştırdım Fuat Köprülü'nü, Mehmet Kaplan'ı sürekli. Pertevin Ali Boratav, yaşlılık Mehmet Hoca. Pertevin Ali Boratav birincisinde kahramanlık hikayeleri, aşk hikayeleri ve bu gruba girmeyen hikayeler olarak üç temel tasnife gider. Bunlar kahramanlık hikayeleri, Köroğlu ve diğer kahramanlık hikayeleri, Köroğlu'na bağlı hikayeler. Aşk hikayeleri, kahramanları muhayyel olan, yani yaşamamış ama kurmaca kahramanlar olan halk hikayeleri. Bir de aşık şairlerin romanlaşmış hayatları ya da bir de yaşadıkları rivayet olunan aşıkların hikayeleri. Ancak hemen burada antiparantez, Emrah ile Selvihan hikayesini gösterir Pertevin Ali Boratav. Son çalışmalar Emrah ile Selvihan'ın bu Ergiş civarında yaşadığıyla ilgili ipuçları vermekle beraber Sayet Hemra gibi örnekleri Anadolu sahası dışında, Batı Türk sahası dışında Doğu grubunda da bu hikayelerin anlatıldığını ve Hemra ya da Emrah diye bir şairin, kimi araştırmacılar 17. yüzyıla, kimi araştırmacıların 16. yüzyıla bağladığı bir aşığın ya da şairin ya da bahşenin yaşadığına dair ipuçlarının varlığını da hemen burada ifade etmemiz gerekir. Bir başkası bu aşk maceraları, meşhur kaçakların, yani eşkıyaların ya da kabadayıların anlatıldığı hikayeler. Bunlar bizim planlı halk hikayesi dediğimiz kategoriye tamamen girmeyen küçük karavelli, sergüzeşt veya kaside olarak adlandırılan hikayelerdir. Başka bir tasnif, Ali Duymaz halk hikayelerinin yayılma alanları ya da icra alanlarıyla ilgili bir tasnife gider. Bunlar sadece Anadolu sahasında bilinen halk hikayelerini bir grup, Türk dünyasının bir bölümünde, mesela Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan sahasında bilinen, Oğuz grubunda çokça bilinen hikayeleri, bir de Türk dünyasının genelinde bilinen hikayeler olarak hikayelerin coğrafya alanı, Türk kültür coğrafyasında yayılma alanlarına göre hikayeyi tasnif eder. Ben bu hikaye tasniflerinin konular itibariyle yeni bir tasnif denemesi kabul görür mü görmez mi bilemiyorum, tartışılır. Birincisi kültür kaynakları itibariyle halk hikayelerinden bahsediyorum ben. Bir, Türk kültür coğrafyasından kaynaklanan hikayeler, Arap-İslam kaynağından gelen hikayeler,
Hint-Fars kültüründen kaynaklanan hikayeler. Bunlar bizim 20. yüzyıla kadar olan hikayeciliğimizin kültür kaynakları. Ancak biraz önce de söyledim, 20. yüzyıldan sonra hem kurgu bakımından hem konuları bakımından, özellikle bu devlet sanatçısı olmak münasebetiyle sık sık Türkiye dışında seyahat eden ve Batı kültürüyle de tanışan, bir de öğretmen okulu okumuş olmaları, yani bir öğrenim görmüş olmaları münasebetiyle Batı edebiyatına da şöyle böyle vakıf olmaları münasebetiyle Şeref Taşlıoğa, Murat Çobanoğlu, Batı tarzı hikayeciliğinde bir kısa hikayeler tasnif ettiler. Bunu da ilave etmek lazım, ancak bu gene geçer değil, istisnadır, onu da söyleyeyim. Bir de konular itibariyle yine kahramanlık hikayeleri, bu milli konuların işleyen hikayeler, dini konuları işleyen hikayeler, boy, sülale ve aileler arasındaki mücadeleleri işleyen hikayeler olarak. İkincisi aşk konulu hikayeler. Bir gerçekten küçük aşk hikayeleri, beşeri aşkı işleyen hikayeler ve platonik aşkı işleyen hikayeler ki Tahir'li Zühre, affedersiniz, Leyla ile Mecnun buna örnek teşkil eden Arap kaynağından alınıp Türk kaynağına geldiğimiz, Türkçeleştirdiğimiz hikaye ya da Ferhat ile Şirin hikayesinde olduğu gibi. Bir üçüncüsü kişisel macera ya da hatıraların anlatıldığı hikayeler. Biraz önce bahsettiğim Murat Çobanoğlu'nun, özellikle Şeref Taşlıoğlu ile Murat Çobanoğlu'nun ya da Aşık Şenli'nin hikayelerinden bazılarıdır. Bir başka konu kısa olmakla beraber eğitici öğretici hikayeler ve halk hikayeleri içerisinde değerlendirilmeyen ancak yeniden değerlendirilmesi, benim de işim doğrusu tereddüt ettiğim ama olmasını istediğim Realist İstanbul hikayeleri ya da meddah hikayelerinin, yani meddahlık geleneğinin 19. yüzyıldan sonraki evrilmesiyle beraber halk hikayeciliğinin içinde mütalaa edilmesi gereken, değerlendirilmesi gereken realist karakterli hikayeler var. Onları da bu halk hikayelerinin genel tasnifi içerisinde almak mümkün. Peki halk hikayelerinin anlatıcıları, icracıları kimlerdi? Bunlar halk hikayecilerinin anlattığı bir defa bir gelenek var. Bir hikaye o gelenek içerisinde şekillenecek, teşekkül edecek ve bir anlatıcı tarafından ya da bir musannif tarafından oluşturulacak, kurgulanacak. O musannif, yani hikayeyi kurgulayan ilk yaratıcısı anlatabilecek. Ya da ondan öğrenen bir başkası anlatacak. Anlatı hem anlatıcıyı, çevrenin de etkisiyle, anlatıcının, icracının içinde bulunduğu çevrenin etkisiyle bir yeni bir format. Dolayısıyla bu metin olarak, hikayenin bu yapısından dolayı metin olarak değil de performans olarak değerlendirilmekte. Bunun en güzel örneğini Aşık İslam Erdener, yaşadığım bir tecrübe, Aşık İslam Erdener'in Kültür Bakanlığı'nda 3 saat video kaydında bir hikayeyi 3 saatte anlatması, aynı hikayeyi Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saatte anlatması, aynı hikaye, dikkat buyurun, bir yarım saatte bir yerde de 3 saatte anlatıyor. Kars'ta bu hikayeyi 3 gecede anlattığını ifade etmişti Aşık İslam Erdener. Dolayısıyla hikayenin teşekkülünde hem icracı, hem hikaye, hem dinleyici hikayeyi belirler. Yine Erzurum'da Behçet Mahir, Behçet Emin'in anlattığı hikayeler buna örnektir. Hikayenin, Behçet Mahir hikayelerini anlattığı zaman 1980'den sonra tespit edilen hikayelerde sürekli silahlı kuvvetlere metiyeler dizilir. Çünkü Türkiye'de bir 12 Eylül olmuştur, askeri bir vesayet vardır, askeri baskı vardır ve askerlerde iyi geçinmek mecburiyeti vardır toplumun. Behçet Mahir de hikayelerinde sık sık bunu dillendirmektedir. Hikaye anlatıcıları Türk topluluklar arasında
Destan şiir, epostik şiir, muhabbet destanı, aşıklık şiiri, comok, anlatmak, matal gibi farklı adlarla bilinen anlatı türü yine farklı adlarla bilinen anlatıcılar tarafından icra edilmektedirler. Türk dünyasında anlatı adlarındaki farklılık gibi anlatıcılar da farklı adlarla anılır. Eğer Farslardan alınan Şehname ya da Şehname'nin parçası ya da Kazakistan'da çok sık anlatılır, Özbekistan'da anlatılır, Türkmenistan'da anlatılır. Dini bu özellikle İbn Hüsam'ın kalem alıp daha sonraki dönemde Türkçe'ye aktarılan Haveran hikayetleri, Haveran namenin hikaye tarzında, dini hikaye tarzında anlatılması ile ilgili oradaki akınlar, başlılar onu anlatırlarken Şehname Han olarak anlatırlar ki Kazakistan'da özellikle Turmuhammed İzzet Tulu'nun tercümesinden sonra o Şehname parçaları hikaye tarzında ama kısa, dini kısalar şeklinde anlatılır. Yine bizim Selçuklu saraylarından itibaren gördüğümüz Köroğlu Hanlar var. Sadece bunlar Köroğlu Han anlatırlar. Sadece Manas'ı anlatanlar var Kırgızistan sahasında. Onlara Manasçı ya da Dastancı, Kazak sahasında Jirav ya da Kuzey Türkler arasında Kaycı, Akın, Bahşı, Aşık, Meddah gibi, işte efendim Doğu Türkistan'da Uygurlar arasında Meddah gibi adlarla anılırlar. Yine bunların dışında Türkiye'de Aşık ve Meddah olarak bilinen anlatıcılar, Özbekistan'da şair, bizim Türkiye'deki gibi şiir yazandan ziyade hikaye anlatıcılarından bir kısmına şair, yüzbaşı, saki, sazende, sanlavcı, dastancı olarak da adlandırılır. Velhasıl kelam Türk dünyasında genel anlamdaki aşık, akın, bahşi ya da bakşı, baksı, jirav, meddah olarak bilinen anlatıcılar Türkiye'de de aşık ve meddah ismiyle anılan anlatıcılardır. Ben aşık ve meddahlar konusunda ya da diğer anlatıcılar konusunda, anlatıcıların adları konusunda, kaynakları konusunda çok fazla bilgi vermeyeceğim zamanımız olmadığı için. Bununla ilgili Fuat Köprülü'nün edebiyat araştırmalarında Ozan hakkında, aşık hakkında, bahşi hakkında teferruatlı bilgi, onların kaynakları hakkında bilgi var. Yine Mehmet Açan'ın çalışmasında var, Ayşe Yücel Çetin'in çalışmalarında var. Adlandırmayla ilgili, Alimcan İnayet'in çalışmalarında adlandırmayla ilgili, Halil İbrahim Şahin'in Selami Fedakar'ın Özbek, Türkmen, Uygur, Kazak, Kırgız sahasıyla ilgili çalışmalarda bunların icracılarıyla ilgili teferruatlı bilgiler var. Arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımız oraya müracaat ettikleri zaman gerekli bilgiye ulaşacaklardır. Ancak hemen şunu ifade ederim ki Türkiye sahasında olduğu gibi, yani Türkiye sahasından farklı olarak Doğu Türk sahasında herkes, bütün icracılar bütün hikayeleri anlatmazlar. Hem Kazakistan'da, hem Özbekistan'da, hem Doğu Türkistan'da Uygurlar arasında hikayelerin konuları itibariyle anlatıcılar farklı olabilir. Yani dini konuları anlatan meddahlar ile ya da dini konuları anlatan sınavcılar ile şairler ya da yüzbaşılar birbirinden farklıdır. Kimi anlatırlarken sadece bir enstrüman kullanırlar. Bir grup anlatıcının yanında kendisi enstrüman kullanmaz. Yani bir sazı olmaz. Özbekistan sahasının bazı yerlerinde. Onların yerinde sazendeler bulunur. Her bir hikaye anlatıcısı hikaye anlattığı zaman uygun yerlerde icra anında o sazendeler devreye girer. Kendi sanatkarlığını icra ederler. Bu anlatıcılar Türkiye'den birkaç örnek vereyim. Mesela bizim anlatıcılar musannif yani hikayeyi tasnif edenleri var. Bunlar usta, aynı zamanda bir mektep kurucusu, bir ekol, aşık tarzında bir edebiyat mektebinin kurucuları olmak münasebetiyle çok çok önemlidirler. Bu aşık Azerbaycan sahasında, Doğu Türkistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan sahasında, Kazak sahasında aşık mektepleri, aşık ekolleri diye ifade edilen şey, Türkiye sahasında aşık kolları
ile, aşık kolları terimiyle, tabiriyle karşılanabilir. Bunların içerisinde usta aşıklar, hikaye tasnif eden belirli aşıklar vardır. Mesela 19. yüzyılda bildiğimiz aşık şenlik ya da işte 20. yüzyılda efendim Şeref Taşlıoğa. Mesela Şeref Taşlıoğa Sayyad Bey ile Güllü Kız hikayesini ya da Bağdat Hanım ile Hafız hikayesini, Mirhan ile Sümbül Hanım hikayesini tasnif etmiş. Ya da işte Murat Çobanoğlu, Saraç İbrahim, Hamit Han ile Melek, Sultan, Ahmet ile Mehmet, Cünun ile Dertli gibi hikayeleri tasnif etmiş. Ama hemen şunu ifade edeyim. Hem Türkmenistan sahasında, hem Özbekistan, hem Türkiye, hem Azerbaycan sahasında. Azerbaycan sahası dediğim şey sadece bugünkü Kuzey Azerbaycan değil, aynı şekilde Güney Azerbaycan'ı da içine alıyor. Yine Güney Azerbaycan sahasında yaşayan, yani şimdiki İran coğrafyasında yaşayan Afşarlar maalesef dillerini yavaş yavaş Türkçeyi unutmaya başlayan Kaşkaylar, ki bunların nüfusu 5 milyondan artık, 5 milyondan fazla. Bunlar içerisinde de hikayeciler var ve bunların hemen hepsi istisnasız Köroğlu ya da Köroğlu kollarından herhangi birisini anlatırlar. Mutlaka ama mutlaka bilinen hikayelerdir. Tahir ile Zühre, Asli ile Kerem, Aşık Garip gibi hikayeler hemen hemen bütün hikayeciler tarafından bilinip anlatılan hikayelerdir. Onu da burada belirtmek isterim. Bizim halk hikayelerinin belirgin özellikleri, yani diğer hikayecilik geleneğinden, diğer hikayelerden ayıran ne diyelim, işte dini kıssalardan ya da İran kaynaklı mesnevilerden ayıran hikayeleri var. Üslup özellikleri var. Öncelikle şunu belirtelim. Her bir geleneğin kendi üslup özelliği var. Yani halk hikayelerinin genel yapısı var. Halk hikayelerinin genel yapısı içerisinde ondan bahsederken birinci derecede eline alınacak konu gelenek içinde o geleneğin prensiplerine bağlı olarak teşekkül eden eserler olarak ifade etmemiz lazım. Yani biz nasıl şimdi bir yeni bir hikaye tarzı çıktı değil mi? Son yıllarda küçümen hikaye. Yani de kısa hikayeler var. Birkaç cümleli hikayeler var. Onun ya da olay hikayesi var. Durum hikayesi var. Onların kendine mahsus özellikleri nasıl var ise halk hikayelerinde kendilerine mahsus özelliği var. Zira bu hikayelerde kolektif üretilmenin özelliğini bünyesinde barındıran, gelenekten beslenen, kendine özgü planı olan halk hikayeleri hem müsannifi hem de icracısı ya da aktarıcısı tarafından bu plana bağlı olarak hareket eder. Halk hikayelerinin müsanniflerinden başka anlatıcı ve dinleyici ya da okuyucu bu planlı yapıyı tanımaktadır. Hikayelerdeki planlı yapı müsannif, anlatıcı, dinleyici, eğer yazılı kültür ortamındaysa okuyucular hikayenin şekline bakarak onun halk hikayesi olup olmadığını anlarlar. Kaldı ki biz eğer mesela bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş, çok söylemesi çok günahmış diye başladığımız zaman dinleyici bunun masal olduğunu bilir. Ya da Raviyana Akbar ve Nakilana Asar şöyle rivayet ederler ki diye başladığımız zaman dinleyici o geleneksel yapı içerisinde onun halk hikayesi olduğunu bilecektir. Yani okuyucu, ister okuyucu olsun ister dinleyici olsun, icracının başta söylediği birkaç cümleyle, o giriş cümleleriyle onun üslubu hakkında, türü hakkında bilgi edinecektir. O türü hakkında bilgi edinen de onun geleneğin kendi üslup özelliklerinden başka bir şey değildir. Halk hikayelerinin üslubunu belirleyen birinci unsur onun şekli, yapısı ve icra tarzıdır. Zira sadece bir metnin veya anlatının değil, bir geleneğin de kendine özgü üslubunun bulunmakta olduğunu söyledim. Bu üslup özelliği belirleyici olmaktadır. Bu çerçevede halk hikayelerinin kendine özgü üslubu vardır ve farkın sadece anlatıcı ya da yazıcı, yazarın inisiyatifiyle zaman zaman değişikliğe uğrayabilir. Özellikle 20. yüzyıldan sonra yazarlar tarafından hikayelerin modernize edilmesi veya zaman zaman romana yaklaşma endişesi, hele 1928'den sonra 37 yıllar 1937'lerde
yeniden bir edebi yaratmaya aday olduktan sonra bunu çok kolay fark ederiz. Halk hikayecilik geleneğinin kendine özgü üslup özelliği bulunmaktadır dedik. Bu özellik birinci derecede şekli yapısı yani formudur. Geleneğin belirlediği form anlatıcı olan aşıklar ve meddahlar tarafından bilinir ve geleneğin belirlediği form ile anlatılır. O yapı içerisinde anlatılır. Her anlatımda anlatıcının tarzı değişmekle beraber hikayenin yapısı değişmez. Halk hikayelerinin genel üslubu hakkında fikir edinebilmek için sabitlenmiş metinlerin esas almak doğru oldu. Zira sabitlenmiş metinlerin dışında icra edilen metni alırsak o zaman halk hikayelerin metnin üslubunu değil, icracının üslubunu ya da anlatıcı aşıksa aşığın üslubunu, meddahsa meddahın üslubunu buluruz. Zira icra anında anlatıcılar anlattıkları zaman dinleyici yaş ve cinsiyetine, dinleyicinin zamanına göre değişiklikler gösterilebilir. Anlatıcı aşık, meddah veya başka bir anlatıcı ise anlatanın yapısında değişiklik görülecektir. Zira aşık tarzına bağlı olan ve kendisi de bu geleneğin temsilcisi aşıkların anlattıkları hikayelerdeki mensur manzum anlatımda manzum kısımlar hikayenin gerekli yerlerinde gerektiği gibi serpiştirilirken meddah anlatmasında hikayelerdeki şiirler oldukça azalmaktadır. Bunu biraz önce de bahsettim. En güzel örneği son örneklerinden Behçet Mahir anlatmalarındaki hikayelerin şiirdeki azalmayı buna örnek gösterebilir ki Behçet Mahir şair olmaması münasebetiyle sadece hafızasında kalan çok az ezberinde olan şiirleri hikayelerine monte eder. Ana yapıyı oluşturan, hikayelerde ana yapıyı oluşturan anlatı aşıklık geleneğine bağlı bir kahramanın biyografisi biçimindedir. Dolayısıyla hikayeler anlatı kahramanın hayatının bir bölümünü veya tamamını anlatan uzun soluklu bir anlatıdır. Hikayeye konulan kişi veya kişilerin maceralarının anlatıldığı ana yapıyı zenginleştiren ve anlatıya direkt ilişkisi olmayan ilaveler de bulunmaktadır ki bunlar musannif ya da anlatıcı ya da yazılı kültür ortamında ise yazar tarafından metne eklenen bölümlerdir. Halk hikayelerinde asıl hikaye dışında eklenen bölümler bulunmaktadır. Bunlar genel olarak başlangıç ve sonda bulunurlar. Ancak hikayenin herhangi bir yerinde de anlatıcının inisiyatifiyle serpiştirilmiş anlatı dışı, hikaye dışı unsurlar görülebilir. Halk hikayelerinin icrası fasıl, döşeme, hikaye ve dua ile devam eder. En son dua ile sonlanır. Fasıl, hikaye anlatılmaya başlanmadan önce genellikle aşık adayı gelir. Yani bir çırak gelir. Söylediği ustamalı deyişleriyle dinleyici ve dinleyiciyi hazırlarken aynı zamanda kendisinin de sanatı icra edecek bir ortam bulur. Yani kendine göre bir antrenman alanıdır. Daha sonra hikaye anlatıcısı usta aşık gelir. Aşık fasıllarında olduğu gibi bir divan ile başlar. Kendi eser olan şiirleri, bu divan olur, tecnis olur, müstezat, semai vesaire makamında sazı eşliğinde seslendirir. Bağlı olduğu aşık kolunun kurucusu veya kendi ustası olan aşığın şiirlerinden örnekler vermek suretiyle onlara dua eder. Bu aynı zamanda aşık tarzı edebiyatın o geleneğin aktarılmasıyla da ilgilidir şüphesiz. Arkasından özellikle İstanbul örneğinde alırlar. Umay Günay'ın Aşık Tarzı Edebiyat Geleneği ve Rüya Motifinde bu aşık fasıllarıyla ilgili teferruatlı bilgi var. İstanbul aşık kahvehanelerinde muamma asıldığını, muamma solduğunu, muamma çözüldüğünü de hoca söylüyor Umay Hocam. Fasıldan sonra hikayeye geçilir. Hikayelerin başlangıcında kalıp ifadeler, biraz önce bahsettiğim bu kalıp ifadeler yazılı veya sözlü gelenekten yazılı geleneğe ya da yazılı gelenekten sözlü geleneğe geçmiş ifadelerdir. Biraz önce bahsettim. Raviyan Ahber ve Nakiren Asar şöyle rivayet ederler kim diye devam edip giden bir giriş bölümüdür adeta. Arkasından hikaye kahramanın ailesi, kahramanın doğumu, kahramanın aşık olması, kahramanın gurbete çıkması yani aileden kopması başta olmak üzere
çeşitli maceralara atılması, çekilen sıkıntılar, sanatın icrası, sanatçılığının ispatı gibi hikaye kahramanını bir rakip